Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nde görevli yüzme antrenörleri, otizm, Down sendromlu ve mental grubunda yer alan öğrencilerin hayata bağlanması ve sosyalleşmeleri amacıyla başladıkları yolda, şimdiye kadar 88 engelli öğrenciye ulaşarak yüzme öğretti. Yüzme antrenörü Anıl Bulut, sosyal sorumluluk projesi kapsamında neler yapabileceklerini düşünürken, engellilere yönelik projeye dahil olduklarını söyledi. 5 yıl önce Tekirdağ Olimpik Yüzme Havuzu'nda 3 öğrenciyle başladıkları Suda Engel Yoktur projesine katılan öğrenci sayısının her geçen yıl katlandığını ifade eden Bulut, proje kapsamında 88 öğrenciye yüzme öğrettiklerini anlattı. Bulut, yüzmede başarılı olan öğrencilerin yarışmalara da katılarak başarılar elde ettiklerini aktardı. Çalışmaya başlayalı. Sosyal sorumluluk kapsamında başladık. Suda Engel Yoktur adlı bir projemiz vardı bizim en başta. Onunla başlayaraktan devam eden bir süreç bu. İlk etapta 3 öğrenciyle başladık. Şu anda kayıtlı olarak 88 öğrenci var. Gelen öğrenci sayısı değişebiliyor tabii ki. Esas amacımız çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine destek olmak. Bunun dışında tabii ki yüzmeyi öğrenmek. Ama ilk olarak dediğim gibi zihinsel ve fiziksel gelişimlerin sağlanmasını diyebiliriz. Tekirdağ Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nde görevli yüzme antrenörü Muhsin Dalgıç Demir ise projeye başladıklarında engelli öğrencilerin havuza alışmalarının zaman aldığını fakat ilerleyen dönemlerde havuza gelme isteklerinin daha da arttığını vurgulayarak engelli öğrencilerle bölge şampiyonlarında yarışlara katıldıklarını aktardı. Özel sporcularla çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını, ailelerin de kendilerine destek verdiklerini ve öğrencilerin başarısının bu şekilde daha da arttığını kaydeden Demir, projeye dahil olan öğrencilerin fiziksel gelişimlerinde olumlu değişimler gözlenmediklerini belirtti. Diğer sporcularımızla beraber başarılara imza atmak, onları havuzu tanıtmak, hayata tanıtmak, sosyalleştirmek, normal insanlarla beraber antrenman yapmalarını sağlamak, beraber gezmek, farklı bir şehri tanıtmak, belli bir derecede gelmiş oluyor. Yani otizm, mental ve Down sendromlu çocuklar. İnanın size burada içe kapanık ya da konuşmayan çocuklarımız da var. Ama şu an hepsiyle iletişim halinde kurabiliyoruz. Bizimle konuşabiliyorlar. Sosyal yaşama alışmış durumdalar. Çok ileri bir seviyeye gitmiş durumdayız. Down sendromlu kızının yüzmeye gelerek engelini aştığını anlatan Raşide Kayas'la kursta emeği geçenlere teşekkür ederek kızının yüzmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Giremiyordu suya, ayaklarını bile sokamıyordu. Şimdi çok şükür öğretmenlerin, hocaların sayesinde. Şimdi yani aşabildik, yüzebiliyor yani. İyi, çok memnunum yani hocaların hocasından da, Anıl hocadan. Şimdi ne gibi değişiklikler oldu mesela? Külah almıyor tabii. Külah almıyor. İstiyor da, meraklı da yani gelip yüzsün diye. Yarışlara katılsın istiyor yani, meraklı, hevesli yani, hevesli olduğu için ben de devamlı götürüm yani. Havuza yüzme kursuna geldiğinden beri engelini aştı, çok memnunum ben de. Yüzmeyi seviyorum ben. Ben burada mutluyum ben.